Merhaba sevgili hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere yine iki şiş dikişsiz, çiçekli, çok güzel bir patik modelinin anlatımını yapacağım. Ben patiğimde gül kurusu pembe, yeşil ve krem tonlarında 3 adet ip kullandım. Ee, yeşil ipten ortalama 1 metre kadar varsa her iki patiğe de zaten yetişiyor. Çok az yeşil gidiyor. Ee, şişlerimde 3 numara hanımlar. Böyle kısa 2 adet şiş ile patiğimizi baştan sona yapabiliriz. İplerimi şöyle bir kenara kaldırıyorum. Sizlere modelimi göstermek istiyorum. Bakın hanımlar modelimiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok cici çok tatlı şık bir patik oldu. Ortasında böyle çiçeklerimiz var. Bu şekilde ben yan taraftan göstereyim. Gayet güzel şık bir patik oldu. Pencereli bir model yaptım. Yapılışı da oldukça kolay ve çok e, zevkli bir e, örülüşü var şekilde modelimiz. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37 38 ve 39 numara ayaklar için uygun oldu. Sizler patiğinizi örerken ayağınızı ölçerseniz şayet çok daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz hanımlar. Hanımlar patiğimize bu bilek kısmından başlayacağız. Ardından ön tarafını yapacağız, pencereli bölümlerini, sonra burnunu ve bir şekilde tabanımızı da göstermek istiyorum. Ardından tabanını, topuğunu yapacağız. En son bilekte yine bitecek. Başladığımız yerde patiğimiz bitiyor. Hemen e, patiğimizin yapılışına geçmek istiyorum. patiğimize ve pembe ipimizle başlıyoruz hanımlar. Şöyle pembe ipimi alıyorum. Ortalama ucunda minik bir ip bırakacağım. Patiğime 27 ilmek olarak başlayacağım. 27 adet ilmek atacağım. Şu şekilde. Hanımlar, kanalıma abonelik kesinlikle ücretsizdir. Abone ol butonuna basarak kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Hemen şu şekilde ilmeklerimizi atıyoruz. 27 adet ilmeğimizi bu şekilde atıp gelelim. Evet hanımlar ben 27 adet ilmeğimi attım ve geldim. Hemen şurada bir tane düğüm atacağım patiğimizin bu ucuna. Şöyle bu fazla ipi de böyle keseceğim elimin altında kalabalık yapmasın diye. Hanımlar bu aşamada haroşa örgü uygulaması yapacağız. Örgümüzün hem ön yüzünde hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön yüzünde hem de arka yüzünde ters örgü örünce de haroşa oluyor. Ben örgünün her iki yüzünde düz örgü örerek haroşayı elde ediyorum. Ee, sizler her iki taraftan da ters olarak örebilirsiniz. Artık hangisine alışkınsanız o şekilde yapabilirsiniz. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi haroşa olması için düz olarak örüyorum. Bakın bu şekilde hepsini düz örüyorum. Haroşa örgü uygulamasını ben bu şekilde elde ediyorum. Böyle daha çok kolayıma gidiyor. 27 adet ilmeğimizin hepsini sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Ben sonuncu ilmeğimi ördüğüm için e, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum hanımlar. Onu da belirtmek istedim. İşte geri döndüm. Geri döndüm de hanımlar ben bu tarafı düz taraf olarak kabul ediyorum. Yani bu başlangıç ipimiz sol tarafta kalınca örgümüzün patiğimizin ön yüzü diye kabul ediyorum. Bu şekilde. Şimdi yine haroşa örmeye devam edeceğiz. Yani örgümüzün bu yüzünde de yine düz örgü öreceğim. Haroşa düşmesi için. Örgünün her iki tarafında da haroşa örgü uygulamasını yapacağız. E, bu şekilde düz örgü örerek Böyle sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz öreceğiz hanımlar. Tekrardan geri dönüşte yine düz öreceğiz. Şöyle baktığımız anda şurada bir sıra haroşam oluştu. Bu şekilde bir sıra haroşam oluştu. Örgümüzün ön yüzünde ve arka yüzünde her iki yüzünde de 5 diş yani 5 sıra haroşa olana kadar 27 adet ilmeğimizi örüp gelelim. Evet hanımlar bakın ben 5 sıra haroşam olana kadar ördüm ve geldim. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 sıra haroşama ördüm Şimdi krem ipimi ekleyeceğim artık Hemen şu ilk ilmeğimde arasından pembe ipimi arkaya doğru geçiriyorum Krem ipimi ekleyeceğim buraya Böyle krem ipimle ilmeklerimi yine düz olarak öreceğim artık patiğimin ön yüzünde düz örgü Arka yüzünde de ters örgü uygulaması yapacağız Şöyle Hemen bu krem ipimin ucunda pembe ipime bağlayacağım patiğim sökülmesin 2 tane düğüm atıyorum bu aşamada hanımlar pembe ipimi de ortaya doğru götüreceğim. Hani bu pembe çiçeklerimizi kurarken ekstradan bir ip eklemeyelim, bağlamayalım, kesmeyelim diye. Şöyle ilmeklerimi öreceğim. Zaten 27 ilmeğim vardı. 13 ilmek boyunca pembe ipimi ortaya götüreceğim. Krem ipimle ilmeklerimi düz örüyorum. Pembe ipimi de şöyle getiriyorum. Bakalım burada 13 ilmeğimiz olmuş mu? 5, 10, Olmuş. tam da 13 ilmek olmuş yeniden pembe ipimi krem ipimin üzerinden atlata atlata tam bu ortaya getirdim ortada bırakıyorum çiçeklerimizi yaparken yeniden kullanacağız şimdi ilmeklerimin hepsini sıra sonuna kadar krem ipimle düz olarak örüyorum bu şekilde patiğimizin arka yüzündeyiz arka yüzünde ters örgü uygulaması yapacağız hanımlar Yine ilk kenar ilmeği örmeden alıyorum. Artık ters örgü öreceğim. Arka yüzde ters örgü örünce ön yüzde düz örgü olarak düşüyor bu şekilde. İlmeklerimizin hepsini sıra sonuna kadar krem ipim ile ters olarak örüyorum. Bir sonraki sırada çiçeklerimizi kurmaya başlayacağız. Sonuncu ilmeğimi de yine ters olarak ördüm. Yeniden geri dönüyorum hanımlar. Bu defa çiçeğimizi kurmak için ilk 27 adet ilmeğimiz vardı. 13 ilmeğimi kuracağım. Tam ortadaki ilmeğe çiçeğimin kuruluşunu başlatacağım. Kenar ilmeğimle birlikte toplamda 13 adet ilmeğimi düz öreceğim. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Çiçeğimizin yaprağıyla beraber kurmaya başlıyoruz. Hemen çok kısa bir ip keseceğim hanımlar yeşil ip. Hani uzun iple birlikte dön dolaş şey yapmasın istemiyorum, karışsın istemiyorum. Çok kısa şu kadar miktarda az bir şey yeşil ipimi kesiyorum. Bakın. Küçük bir ip yetecektir zaten. Bu arada yine pembe ipimi de böyle yeşilip kadar bir miktar bırakıp pembe ipimi de keseceğim artık bu aşamada. Çiçeklerimizi örerken rahat edelim, uzun ipler birbirine karışmasın diye. Şimdi Burada ilk yeşil ipimi alacağım. Ortadaki bir ilmeğimi yeşil olarak örüyorum. Hemen yeşil ipimin ucunu da burada krem ipime bağlayacağım. Çiçeğimizin ilk sıra yaprağını oluşturduk. Bu şekilde. Şimdi kalan ilmeklerimin hepsini yine sıra sonuna kadar düz olarak öreceğim. Zaten 13 adet ilmeğimiz kaldı bu tarafta da. İşte bu şekilde. Şimdi patiğimizin arka yüzündeyiz. Patiğimizin arka yüzünde yeşil ilmeğimin önündeki bir adet krem ilmeğim oraya kadar ilmeklerimi öreceğim. Arka yüzden de yine çiçeklerimizi kurmaya devam edeceğiz. Yine ters örüyorum ilmeklerimi arka yüzde. Bakın yeşil ilmeğimin önündeki bir ilmek krem. Buraya kadar ördüm. Şimdi burada yeşil ipimi elime alacağım. Yeşil ipimi şöyle e, çiçeğimizin kenarlarında delik görüntü oluşmasın diye çaprazlamasını alıyorum. Yani krem ipimin altından getir geçirerek yeşil ipimi alıyorum. Buraya bir ilmek yeşil örüyorum. Bir önceki sırada yeşil olan ilmeğimi bakın ters olarak örüyorum hanımlar yine burayı krem örüyorum. Hemen yanına bir ilmek daha yeşil örüyorum. Yaprağımızın ikinci sırasını da burada yapmış olduk. Şimdi kalan ilmeklerimi krem ipimle sıra sonuna kadar ters olarak öreceğim. Sonra da pencerelerimizi açacağız. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Evet hanımlar geldik şimdi pencere işlemini açacağız. Hem pencerelerimizi açacağız hem çiçeğimizi yapmaya devam edeceğiz. Sizlere nasıl yaptığımı da hemen anlatayım. Kenardaki ilk 9 ilmeğimi keseceğim hanımlar Toplam 27 adet ilmeğimiz vardı 9 ilmek buradan keseceğim 9 ilmek de buradan keseceğim Ortada 9 ilmeğimiz kalacak 9 ilmeğimi şöyle kesiyorum 2 ilmeğimi alıp ikisini bir örerek kesiyorum Şöyle bir ilmek kestim Yeniden sol şişimden ilmek alıyorum Bu iki ilmeğimi keserek örüyorum İkinci ilmeğimi de kestim Üçüncü ilmeğimi de kestim Dördüncüyü de kestim Beşinci ilmeğim 6. 7. 8. 9. 9 adet ilmeğimi kestim hanımlar. Şimdi kestikten sonra artık kesim kalmadı. Kesim yaptıktan sonra buradaki bir adet krem ilmeğimi yine krem ipimle düz olarak örüyorum. Şimdi yaprağımı yapacağım yine. Bakın yeşil ipimi yine kremin altından geçirerek alıyorum. 2 ilmek yeşil örüyorum. Ortadaki bir ilmek kremimi yine krem örüyorum. Hemen yanına iki ilmek daha yeşil örüyorum. Tekrardan krem ipimi elime aldım. Şişimde kalan ilmeklerin hepsini düz olarak öreceğim. Buraları da hanımlar arka yüzden kesim işlemi yapacağız. Buralara da arka yüzden kesim işlemi yapacağız. İlmeklerimin hepsini ördüm. Şimdi dönüşte buradaki ilmeklerimi de yine keseceğim. Şöyle iki ilmeğimi alıyorum. İkisini bir örüyorum. Bakın bir ilmek kestim ikinci ilmeğimi kestim üçüncü ilmeğimi bakın dördüncü ilmeğimi de kestim 5 6 ilmeğimi yönü ters gelmiş burada düzeltip keseceğim yedinci ilmeğim sekizinci ilmeğim ve sonuncu ilmeğimi de kestim dokuzuncu ilmeğimi de kestim ortada şu anda dokuz adet ilmeğimiz kaldı hanımlar hemen buradan ilmeğim kaç? hemen yakalayayım onu Sonrasında şöyle yapacağım bakın. Yaprağımız bitti. Arka üzerine artık çiçeğimizi yapacağız. Kesim yaptıktan sonra buradaki bir adet krem ilmeğimi yine krem ipimle ters örüyorum. Tam iki yeşilin ortasında bir tane krem ilmeğim var. Oraya pembe öreceğim hanımlar. Diğer ilmeklerim krem olacak. Şöyle iki yeşilimi yine krem ipimle ters ördüm. Tam ortadaki ilmeğimi hemen bakın buraya getirmiş olduğumuz pembe ipimizi alıyorum. Oraya bir ilmek pembe örüyorum. Tekrardan pembe ipimi bıraktım. İlmeklerimi artık ters olarak öreceğim bu şekilde. Geri dönüyorum. Böyle bir görüntü oluştu. Tekrardan hanımlar bu sıramızda 9 adet ilmeğimizi öreceğiz. Çiçeğimizi yapacağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi ördüm. Üçüncüyü de ördüm. Şimdi burada bir adet pembe ilmeğimiz vardı. 3 pembe olacak burası. Yine pembe ipimi kremin altından geçirerek çaprazlamasını alıyorum. Buraya 3 ilmek pembe örüyorum. Ardından yeniden pembe ipimi bıraktım. Krem ipimi aldım. Şişimde kalan 3 ilmeğimi de krem ipimle örüyorum. Bu şekilde. Şimdi geri döneceğim. Çiçeğimizin son sırasını yapacağız bu aşamada. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Hemen yanındaki iki ilmeğimi de ters olarak ördüm. Tekrardan pembe ipimi elime alıyorum. Bir pembe örüyorum. Bir krem örüyorum. Bir daha pembe örüyorum. Tekrardan pembe ipimi bıraktım. Krem ipimi elime alıyorum. Şişimde kalan son üç ilmeğimi de krem ipimle örüyorum. Bu şekilde. Şimdi hanımlar yapacağımız işlem şu. Buraya yeniden ilmek atacağız. 9 adet ilmek atacağız. Bu defa patiğimizin bu kemerlerini oluşturacağız. Bu çiçeğimizin son sırasında bu şekilde hanımlar gördüğümüz gibi yeniden bir ilmeğimi attım. 9 ilmek atarak kemerimi oluşturacağım. Şu ikinci ilmeğim, şu üçüncü ilmeğim. 4 5 6 7 8 9. 9 ilmek attım. Hanımlar, bu kemerlerimizde haraşo örgü uygulaması yapıyoruz. Yani haraşo örgülerimizi hem ön yüz hem de arka yüzde düz örgülü örerek elde ediyoruz. Her iki tarafta da ters örgü öğrenler e, buralarda ters örgü uygulamasını yapsınlar. Ben haroşayı düz ördüğüm için buraları düz örüyorum. Bakın kenar ilmeğimi aldım. Örmediğini aldım. İkinciyi düz ördüm. Üçüncü ilmeğim. Dördüncü. Beşinci. Altı. Yedi. Sekiz. Ve dokuz. Dokuz ilmek. Kenar kemer ilmeklerimiz. Ardından burada bakın çiçeğimizden çiçeğimiz bitti. Çiçeğimiz her e, iki çiçek arasında 3 sıra var hanımlar. Her 3 sırada bir çiçek kuruyoruz. Bu sırada çiçek kurmayacak. Çiçek olan ilk 9 ilmeğimi düz olarak öreceğim ortadaki. Çiçeğimizden sonraki ilk sıramız bu. Bakın çiçek olan ilmeklerimin hepsini düz ördüm. Şimdi bu taraftaki kemerimizi yapacağız. Bu tarafa 9 adet ilmek atıyorum. 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9. 9 ilmeğimi attım. Şimdi geri döneceğim. Yine 9 ilmeğimi e, düz öreceğim. Haroşa olduğu için. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın. ikinci ilmeğimi ördüm. Üçüncü ilmeğimi ördüm. Dördüncü, beşinci, altı, yedi, sekiz ve dokuz. 9 ilmeğimi haroşa olduğu için düz ördüm. Bakın burada örgümüzün arka yüzündeyiz. Buradaki 9 ilmeğimi ters öreceğim ki ön yüze düz, düz örgü düşsün diye. Buradaki 9 ilmeğimi ters örüyorum. Ayrıca çiçekten sonraki ikinci sıramız oluyor bu. 3 sırada bir çiçek kuruyoruz. Buradaki ortadaki 9 ilmeğimi ters ördüm. Yine kemer e, ilmeklerimize geldik hanımlar. Son e, 9 ilmeğimi de yine düz öreceğim haroşa düşmesi için. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz örüyorum. Dediğim gibi haroşayı ters örenler buraları ters örsünler. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Geri dönüyorum. Bakıyoruz kemerlerimizde bir diş haroşa oluştu bile. Kemerlerimizde toplamda 3 diş haroşa olacak hanımlar. Yeniden kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi bu sırada düz olarak öreceğim. 9 adet ilmeğim zaten haroşa olan ilmeklerimdi. Bakın bunları düz ördüm. Yine burada ortada 9 adet ilmeğim var. Bu 9 ilmeğimi de yine düz örüyorum. Gördüğünüz gibi ortadaki 9 adet ilmeğim de yine düz oldu. Kenarda 9 adet haroşa ilmeğim var. Bunu da düz örüyorum. Yani sıra sonuna kadar burada ilmeklerimizin hepsini düz ördük. Çiçeğimizden sonraki 3. sıramızda yaptık. Arka yüzden ikinci çiçeklerimizi kurmaya yeniden başlayacağız. Patiğimizde zaten 4 adet çiçek yaptık. Yaptım ben. İlkini birlikte yaptık. Şimdi arka yüzden ikinciye başlatacağız. Evet sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Geri dönüyorum hanımlar. Bakın şöyle patiğimizin arka yüzündeyiz. Yine ilk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 9 adet ilmeğimi düz örüyorum. Haroşa olduğu için. 3 ilmek. 4 5 6 7 8 9 Ardından 4 ilmek ters öreceğim. Bakın. 1 2 3 4 4. Tam ilk çiçeğimizi yaptığımız aynı hizadan bakın hanımlar. Buradan arka yüzden ikinci çiçeğimizi kuracağız. Şöyle yeşil ipimi alıyorum. Buraya bir ilmek yeşil ipimle ters örüyorum. İkinci çiçeğimizi de başlattık. Tekrardan krem ipimi aldım. Yeniden 4 ilmek ters öreceğim. Ortadaki düz ilmeklerimiz arka yüzden ters örülüyordu çünkü. Ardından şişimde kalan son 9 ilmeğimi düz örgü öreceğim haroşa düşmesi için. Bu kemerlerimizin ilmekleri bunlar. Sıra sonuna kadar düz örüyorum. Şöyle geri döndüm. Bakalım e, kemerlerimizde iki sıra haroşamız oluştu. 3 sıra sonra yeniden penceremizi açacağız. Yine ilk kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmeklerimiz bu sıramızda düz örülecek. Haroş olan ilmeklerimi ördüm. Şimdi çiçeğimizi kuracağız. Yeşil ilmeğimden önceki bir tane krem ilmeğime kadar öreceğim. Yine çiçeğimi yapacağım. Şöyle. Buraya yeniden yeşil ipimi alttan alıyorum şöyle çaprazlamasına. Bir yeşil örüyorum, bir krem örüyorum, bir yeşil örüyorum. Ardından tekrardan yeşil ipimi bıraktım. Yine şişimde kalan ilmeklerim düz. Bakın haroşa ilmeklerime geldim. Haroşa ilmeklerimi de yine düz örüyorum. Dediğim gibi hem ön yüzde hem arka yüzde haroşalarımızı düz örüyoruz hanımlar. Bu şekilde. Geri dönüyorum. Patiğimizin arka yüzündeyiz. Haroşa ilmeklerimi düz öreceğim. Ortadaki 9 ilmeğimi ters öreceğim. Bakın 4 ilmeğim oldu. 5, 6, 7, 8, 9. Diğer ilmeklerim ters olacak. Yine yeşil ilmeğimden bir önceki krem ilmeğime kadar. Yani burada 2 ilmeğimi ters öreceğim. Tekrardan yaprağımı kuracağım. Yeşil ipimi alıyorum elim arka yüzden çaprazlamasına. 2 yeşil örüyorum. Ters olarak. 1 krem örüyorum. 2 yeşil örüyorum. Tekrardan yeşil ipimi bıraktım. Kremimi aldım. 2 ilmek ters daha örüyorum. Son şişimde kalan son 9 ilmeğimi de haroşa olduğu için düz olarak örüyorum. Evet hanımlar geri dönüyorum. Şöyle baktığımız anda 3 sıra haroşamız oluştu. Artık e, penceremizi yine açacağız. Yani 9 ilmeğimi keseceğim. Şöyle ilk 2 ilmeğimi alıyorum. ikisini bir örüyorum. Yeniden İkinci ilmeğimi de bu şekilde kesiyorum. Üçüncü ilmeğim. Dördüncü. Beşinci. Altı. Yedi. Sekiz. Ve şöyle dokuz. Dokuz ilmeğimi kestim. Bakın ilk kemerimiz oluştu. Şimdi çiçeğimizi yapacağız. Yani e, bu iki yeşilin ortasındaki bir adet krem ilmeğimi pembe pembeyle öreceğim. Bu yeşillerimi de yine krem ile ördüm. Yaprağımız bitti çünkü. Şimdi de alttan pembe ipimi getireceğim. Şöyle tam ortaya bir ilmek pembe örüyorum. Ardından bakın aralar ip geçişlerinde de alttan ipimizi getirirken buraları da biraz esnek bırakalım. E, buralar gergin durmasın. Yeniden e, ilmeklerimi bakın düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Haroşa olan ilmeklerimi de yine düz öreceğim hanımlar. Dönüşte bu tarafta da keseceğiz. Bu taraftaki kemerimizi de oluşturacağız. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Dönüyorum. Şimdi bu taraftaki ilmeklerimizi keseceğiz. Yani 9 adet ilmeğimi de şimdi buradan keseceğim. Şöyle ipimi alıyorum. 2 ilmeğimi bir örüyorum. Bir ilmek kestik. İkinci ilmeğimi kestim. Üçüncü ilmeğim. Dördüncü. Beşinci. 6, 7, 8 ve şuradan da ilmeğin yönü ters geldi. Bir ilmek alıp kesiyorum. 9. 9 ilmek kestik. Şimdi hanımlar e, burada pembemin önündeki bir krem ilmeğime kadar ters öreceğim. Bakın burada bir adet pembe vardı. Şimdi 3 pembe olacak. Arka yüzden çiçeğimizi kuracağız yine. Örgümüzün arka yüzünde orta kısımda orta 9 ilmekte ters örgü örüyorduk arka yüzde. 3 ilmek pembe ipimle ters örüyorum. Ve şimdi kalan son 3 ilmeğimi de krem ipimle ters olarak örüyorum. Bu şekilde. Şöyle geri dönüyorum. Şimdi çiçeğimizin son sırasını yapacağız hanımlar. 9 ilmeğimizi öreceğiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinciyi düz ördüm. Üçüncüyü de ördüm. Ardından pembe ipimi yine çaprazlamasını alıyorum. Çiçeğimizin son sırasını yapacağım. Bir pembe örüyorum. Bir krem örüyorum. Bir daha pembe örüyorum. Tekrardan pembe ipimi bıraktım. Şişimde kalan son 3 ilmeğimi de krem ipimle ördüm. Bu şekilde. Şimdi geri dönüyorum. Örgümüzün arka yüzündeyiz hanımlar. Örgümüzün arka yüzünde çiçeğimiz bittiği için ilmeklerimizin hepsini ters olarak öreceğiz. Çiçeğimizden sonra bir sıra tersimiz oldu böylece. Artık hanımlar yeniden e kemerlerimiz için ilmek atacağız burada şişimize. Şöyle 9 adet ilmeğimi atacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 ilmeğimi attım. Şimdi geri dönüyorum bakın hanımlar şöyle ikinci penceremizin ilmeklerini attık yine bu dokuz kemer ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz ilk ilmeğimi aldım diğer ilmeklerimi düz öreceğim şöyle 3 7 8 9 bunlar haroşa ilmeklerimizi düz ördüm patiğimizin orta tarafına geldik bu ortada zaten örgümüzün ön yüzünde olduğumuz için yine burada da ilmeklerimizi düz öreceğiz çiçeğimizden sonraki ikinci sıramızı yaptık zaten şimdi Tekrardan bu taraftaki kemerimizi oluşturacağız hanımlar. Buraya da 9 adet ilmeğimi atacağım şimdi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 ilmeğimi attım. Gördüğünüz gibi ikinci kemerlerimizin de ilmeklerini attık. Tekrardan geri dönüyorum şimdi. Bu ilk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi Haroşa olduğu için düz öreceğim 9 ilmeğimi. Şöyle 4 ilmeğim oldu. 5 6 7 8 9 Ortada 9 adet ilmeğim. Bakın hanımlar ters örülecek burada. Örgümüzün arka yüzündeyim. 3. ilmeğim. 4 5 6 7 8 9 bu arada doğru saydığımı tekrar bakayım. 9 ilmek burada. 4, 8 bir ilmek daha öreceğim. 9 olacak bu şekilde. Öre çiçeğimizden sonraki 3. sıramızı da ördük. Ön yüzde yeniden 3. çiçeğimizi kuracağız. Şimdi şişimde kalan son 9 ilmeğimi de düz öreceğim. Çünkü kemerlerimizi yapıyoruz. Haroşa örgü. Yine sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrardan şöyle geri dönüyorum hanımlar. Patiğimizin ön yüzündeyiz. İlmeklerimizi düz öreceğiz. Kenardaki 9 ilmeğim haroşa zaten düz örülüyordu. patiğimizin orta tarafındaki düz örgüde patiğimizin ön yüzünde yine düz olarak örülecek yine tam ortaya üçüncü çiçeğimizi kuracağız Hanımlar bu sırada neden bakın ilk çiçeğimiz aynı hizaya buraya üçüncü çiçeğimizi kuracağız hemen alttan yeşil ipimi alıyorum bir ilmek yeşil örüyorum üçüncü çiçeğimizi de böylece başlattık ardından sıra sonuna kadar ilmeklerimin hepsini düz öreceğim haroş olan ilmeklerime geldim yine bunları da düz olarak örüp sıramı tamamlayacağım. Bu sırada kafanız karışmasın diye hanımlar patiğin ön yüzünde hiç sıra atlamadan örmeye çalışıyorum. Umarım e, faydalı olur. Şöyle tekrardan arka yüze döndüm. Arka yüzde yine 9 ilmeğimi haroşa olduğu için düz öreceğim. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 9 ilmek. 5, 6, 7, 8, 9. Ortadaki 9 ilmeğin patiğimizin arka yüzünde ters örülüyordu. Yeşil ilmeğimin önündeki bir krem ilmeğime kadar öreceğim. Yani 3 ilmek ters öreceğim burada. Tekrar yeşil ipimi alıyorum. Yaprağıma devam edeceğim hanımlar burada. Çaprazlamasına yeşil ipimi alıyorum. Bir yeşil tersten ördüm. Bir krem bir ilmek daha yeşil örüyorum. Hemen yanına 3 ilmek daha ters krem örüyorum. Şişimde kalan son 9 kemer ilmeğimi de haroşa olduğu için düz örüyorum. Yeniden dönüyoruz. Patiğimizin ön yüzündeyiz. Bakın 2 diş haroşamız oldu. 3 diş haroşadan sonra yine kemerimizi kapatacağız. Yine buradaki ilmeklerimi düz örüyorum. Haroşa ilmeklerim zaten düz. Ortadaki 9 ilmeğimiz patiğimizin ön yüzündeyiz. Yine düz olarak örülecek. Hemen yeşilimden bir önceki krem ilmeğe kadar öreceğim. Yani burada 2 ilmek daha örüyorum. Yaprağımın son sırasını yapacağım hanımlar burada da. Şöyle 2 ilmek yeşil örüyorum. 1 ilmek krem örüyorum. 2 ilmek daha yeşilimi örüyorum. Bu şekilde. Yine kalan ilmeklerimi de düz olarak öreceğim. 9 adet haroşa ilmeğim kaldı. Yine bunları da düz öreceğim. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Patiğimin arka yüzüne geçiyorum. Patiğimin arka yüzünde hanımlar yine kenardaki e, 9 ilmek haroşamı düz öreceğim. 5, 4 ilmek oldu. 5, 6, 7, 8, 9 Şimdi yaprağımız bitti. Çiçeğimizi yapacağım. 2 tane yeşilin ortasındaki bir adet krem ilmeğimi pembe öreceğim. Diğer ilmeklerimi ters örüyorum ortada. Bu bir tane krem ilmeğime geldim. Alttan pembe ipimi alıyorum. Şöyle ortaya bir ilmek pembe örüyorum. Şişimdeki dört ilmeğimi daha ters öreceğim. Patiğimizin arka yüzündeyiz. Dört ilmek daha ters ördüm. Ve şişimde kalan son dokuz ilmeğimi de haroşa olduğu için düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Şimdi geri dönüyorum. Hanımlar 3 diş arōchamız oluştu. Yine kemerimizi kapatacağız. Yani pencere açacağız başka bir değişikli. Şöyle yapıyorum. Yine kesim yapacağım 9 ilmeğimi. Öndeki iki ilmeğimi alıp aynı anda örüyorum. 1 ilmek kestim. 2. ilmeğim, 3. 4. 5. 6. 7. 8 9. 9 ilmeğimi kestim. Çiçeğimizi yapacağız hanımlar. Kesim yaptıktan sonra hemen pembe ilmeğimin önündeki bir krem ilmeğime kadar ördüm yine. Buraya 3 ilmek pembe örüyorum şimdi. 1 2 3. 3 pembemi ördüm. Ardından eee krem ipimi elime alıyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi krem ipimle düz olarak öreceğim. E, dönüşte de yine 9 adet ilmek keseceğim kemerimi oluşturmak için bu şekilde şöyle geri dönüyorum arka yüzden burada 9 adet ilmeğimi keseceğim şöyle yine öndeki ilmeğimi alıp ikisini bir örüyorum bir ilmek kestim şu ikinci ilmeğim üçüncü dördüncü 5 6 7 8 ve şuradan da bir ilmek alıyorum 9 9 ilmeğimi kestim Ardından bakın bu patim, patimizin arka yüzündeyiz Çiçeğimizin de son sırasını yapacağız, ters örgü öreceğiz hanımlar Hemen 2 krem ilmeğimi ters olarak örüyorum, pembe ilmeklerime gelince yine pembe ipimi çaprazlamasına alıyorum Bir pembe örüyorum Bir krem örüyorum Bir pembe örüyorum Pembe ipimi bıraktım, krem ipimi elime aldım Şişimde kalan 3 ilmeğimi krem ipimle ters olarak ördüm Şöyle geri döndüğümüz hanımlar bakın iki adet kemerimiz oluşturduk. Patiğimizde üç tane kemerimiz var. Birazdan 3. kemerimizi de yapacağız. Şimdi patiğimizin ön yüzündeyiz. Çiçeğimiz de bitti. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi krem ipim ile düz olarak örüyorum. Bu şekilde patiğimin arka yüzüne geçtim patiğimin arka yüzünde de yine ilmeklerimin hepsini e, ters olarak örüyorum hepsi derken yani ortadaki 9 ilmeğimizi ters olarak örüyoruz bu şekilde yine arka yüzden hanımlar kemerimizi yapmaya devam edeceğiz buraya 9 adet ilmek atacağız yine bakın şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 adet ilmeğimizi attım. Geri dönüyorum. ilmeklerimizi burada düz öreceğiz artık. Bu haroş olan ilmeklerimiz 3 oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu ortadaki 9 ilmeğimizi de yine düz olarak öreceğiz. Çiçeğimizden sonraki sonuncu sıramız. Bir sonraki sırada yani arka yüzde yine 4. çiçeklerimizi kuracağız. Yine bakın ilmeklerimi ördüm. Tekrardan hanımlar buraya yeniden diğer tarafına da 9 adet ilmeğimi atacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 ilmeğimi attım. Geri dönüyorum. Patiğimizin şu an arka yüzündeyiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım ilk ilmeğimle birlikte toplam 9 ilmek olacak düz öreceğim kemer örgülerimiz 3 4 5 6 7 8 9 şimdi patimizin arka yüzünde ortadaki 9 ilmeğimizi ters öreceğiz ve çiçeğimizin son çiçeğimizi de kuracağız toplam 4 ilmek ters öreceğim 3 4 tam ortaya buraya yeşilimi yaklaştırıyorum yeşil ipim ile bir ilmek ters örüyorum Şöyle. Bunu yeşil ipimi bıraktım. Ardından 4 ilmek daha krem ipimle ters öreceğim. 1 2 3 4. Şişimde kalan son 9 ilmeğimi de e, kemerlerim haroşa olduğu için düz olarak öreceğim. Bu sonuncu kemerlerimizdi hanımlar. Tekrardan şöyle geri dönüyorum. Patiğimizin ön yüzündeyiz. Yine bakın ilk kenar ilmeğimi örmeden aldım. ilk 9 ilmeğim düz olacak. Gerçi hepsi düz olacak. Patiğimizin ön yüzündeyiz çünkü. 9 adet taroşa ilmeklerimi ördüm. Sonra burada çiçeğimizi yapmaya devam edeceğiz. 3 ilmeğimi kalem ipimle örüyorum. Ardından çaprazlamasına şöyle yeşil ipimi aldım. Yeşil ipimi de çok kısa bırakmışım. Evet biraz zor gibi örülecek burada. Hemen buraya bir ilmek yeşil örüyorum. Ardından bir ilmek krem örüyorum. Bir yeşil daha örüyorum. Yaprağımızın ikinci sırasında yaptık burada. Bu şekilde. Şimdi 3 ilmek daha düz öreceğim. Geldik kemer olan ilmeklerimize. Bunlar da yine haroşa olduğu için düz olarak örülüyor. İşte bu şekilde. Gördüğünüz gibi hanımlar. Şu anda elimde şekil olarak pek bir şey benzemeyebilir ama patiğimizin tavanı örülünce patiğimiz gayet değerli, toplu düzgün olacak. Dönüyorum patiğimin yeniden arka yüzündeyim. Arka yüzünde de yine kenar ilmeğimi aldım. 9 adet ilmeğim düz olacak. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 9 ilmeğim. 6 ilmek oldu. 7, 8, 9. Şimdi 2 ilmek ters öreceğim krem ipimle. Sonra yeşil ipimle bayağı bir kısa bırakmışım. İnşallah yetişir. 2 ilmek yeşil ipimle ters öreceğim şimdi bir ben şöyle bırakayım pardon nasıl alacağım <laughs> karıştırdım şöyle 2 ilmek yeşilimle ördüm bir ilmek ortada krem var tekrardan 2 ilmek daha yeşilimle örüyorum zaten sonuncu çiçeğimde böyle e, ucu ucuna yetti tam ölçülü kesmişim hemen ardından hanımlar 2 ilmek daha bakın şu kenara bakıyorum 2 ilmek daha ters öreceğim ee, şişimde kalan son 9 ilmeğimi de e, kemer ilmeklerimi de haroşa olduğu için sıra sonuna kadar düz olarak öreceğim. Sonuncu ilmeğimi de yine düz ördüm. Şöyle geri dönüyorum, bakıyorum iki diş haroşamız oluşmuş. Patiğimizin ön yüzünde yine ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Yaprağımız bitti. Bu defa çiçeğimize başlayacağız. İlmeklerimi düz ördüm. Bu aşamada iki tane yeşilimin tam ortasına şuraya bir adet şey öreceğim ama bu aşamada hemen yeşil ipimin ucunu da kremime bağlayayım yapraklarımız da sökülmesin şöyle iki tane sıkı bir düğüm atıyorum buraya çünkü yeşille işimiz bitti gördüğünüz gibi ben buradaki yeşilimi de krem ördüm tam ortadaki ilmeğime alttan şöyle pembe ipimi kontrollü bir şekilde getiriyorum bir ilmek pembe örüyorum bu şekilde yeniden krem ipimi aldım ilmeklerim düz oluyor. 9 adet haroşa ilmeğim var. Bunlar da düz oluyor. Bu şekil. Şimdi geri dönüyorum. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğine birlikte toplam 9 adet ilmeğim düz oluyor. Artık 3. ve sonuncu haroşalarımızı yapıyoruz hanımlar. Dönüşte artık bunlar da kesilecek. Evet 9 ilmek haroşamı ördüm. Örgümün arka yüzündeyim. Şimdi ters örgü öreceğim hanımlar. Pembe ilmeğimin önündeki bir krem ilmeğime kadar yani buradaki 3 ilmeğimi ters öreceğim. Sonra pembe ipimi şöyle alttan çaprazlamasını alıyorum. 3 ilmek pembe örüyorum. 1 2 ve 3. Tekrardan krem ipimi elime aldım. 3 ilmek daha ters öreceğim krem ipimle. Ve şimdi kalan Son 9 ilmeğimi düz olarak öreceğim. Bu şekilde. Şöyle geri dönüyoruz. Evet, 3. ve sonuncu kemerimizi de bitirdik hanımlar. Artık kemerlerimizi keseceğiz. Yani 9 ilmeğimi kenardan keseceğim. Şöyle ilk ilmeğimi aldım. 2 ilmeğimi bir örüyorum. 1. kesimimi yaptım. Şu ikinci kesimim şu 3 şu 4 5 6 7 8 9 9 adet ilmeğimi kestim şimdi hemen yanındaki 2 adet krem ilmeğimi düz örüyorum artık çiçeğimizin de son sırasını yapıyoruz burada aldım pembe ipimi elime bir pembe bir krem bir pembemi ördüm Tekrardan krem ipimi aldım. İlmeklerimin hepsini sıra sonuna kadar düz öreceğim. Bu dönüşte de 9 adet ilmeğimi keseceğim. İşte dönüyorum. Kesmelerimize başlıyoruz şimdi. İlk ilmeğimi şöyle aldım. İki ilmeğimi bir örüyorum. Şöyle bir ilmek kestim. İkinciyi kestim. Üçüncü ilmeğim. 4 5 6 7 8 ve şuradan da bir ilmek alıp keseceğim. 9. 9 ilmeğimi kestim. Şöyle. Hanımlar, e, ortadaki ilmeklerimi de artık kalan ilmeklerimi de yani ortada 9 adet ilmeğimiz kalıyordu burada. Ters olarak öreceğim. Artık pembe ipimi de burada keseceğim hanımlar. Çiçeğim de bitti çünkü. Şöyle pembe ipimin ucunu da krem ipime bağlayacağım patiğimiz sökülmesin ardından kalan ilmekleri de ters olarak sıra sonuna kadar örüyorum böyle hanımlar şimdi geri dönüyorum yine ilk kenar ilmeğimi örmeden aldım ilmeklerimi 9 ilmeğimi sıra sonuna kadar patiğimizin ön yüzündeyim düz olarak öreceğim bu şekilde tekrardan geri dönüyorum kenar ilmeğimi örmeden aldım sıra sonuna kadar ilmeklerimin hepsini ters olarak öreceğim bu şekilde evet hanımlar patiğimizde çiçekli bölümleri bitirdik şimdi yeniden 9'ar adet ilmek atıp en son bu bölümü yapacağız artık sonra patiğimizin burnuna geçeceğiz şimdi buraya hemen şu krem ipimle 9 adet ilmeğimi atacağım şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ilmeğimi attım geri dönüyorum bu kenardaki 9 adet ilmeğimi hanımlar düz olarak öreceğim artık ön yüzde düz örgü arka yüzde ters örgü örüyoruz burada hanımlar haroşalı ilmeklerimiz kalmadı ilmeklerimi burada düz olarak örüyorum arka yüzde buraları da ters örgü olarak öreceğim dediğim gibi haroşalarımız bitti ilmeklerimin hepsini düz öreceğim şu ortadaki ilmeklerime geldim. Bunları da yine düz örüyorum. Tekrardan buraya da 9 adet ilmeğimi atacağım. Şöyle. Şu birinci ilmeğim, ikinci, 3, 4, 5, 6, 7, 8, şöyle 9. 9 ilmeğimi attım geri dönüyorum dediğim gibi ben patimizin arka yüzündeyiz haroş olmadığı için artık buralarda şöyle ters örgü uygulaması yapacağım şöyle dolandırarak alacağım bu defa burada attığım ilmeklerimi ters öreceğim ki ön yüze düz örgü düşsün diye İlk sırada ters örgü örmek biraz zor gibi geliyor bana şöyle ilmeklerimi sırasıyla ters olarak sıra sonuna kadar öreceğim şöyle ilk başlangıç yeri olduğu için bu ters örgü örmek biraz benim zoruma gidiyor zor yapıyorum o yüzden biraz oyalandım gibi oldu şöyle yine diğer ilmeklerimi de sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum Yeniden şimdi 27 adet ilmeğimiz oldu Solun ilmeğimi de yine ters ördüm. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Patiğimizin ön yüzündeyiz. Bu aşamada şöyle yapacağız. İlmeklerimizin hepsini sıra sonuna kadar düz olarak örelim. Arka yüzden de yine bu 27 adet ilmeğimizi ters olarak örüp tekrardan buraya gelelim. Evet sevgili hanımlar ben e, ön yüzden düz arka yüzden de tersi ördüm buraya geldim. Artık bu aşamada patiğimizin burnuna başlayacağız. Bunun için de pembe ipimizi kullanacağız artık buraya pembe ipimi ekleyeceğim şöyle ilmeklerimin hepsini pembe ile öreceğim bu sıramızda bu şekilde hemen pembe ipimin ucunu da e, krem ipime bağlayacağım hanımlar burada krem ipimizi kesmeyelim çünkü patiğimizin burnu bittikten sonra arkasına geçince yine aynı şekilde bu krem ipimizi kullanacağız de bir e, kesip eklemek zahmetinde bulunmayalım krem ipimizi burada beklesin Şimdi sıra sonuna kadar ilmeklerimizin hepsini pembe ipimiz ile düz örelim. Arka yüzden de yine ilmeklerimizin hepsini pembe ipimiz ile ters örüp tekrar buraya gelelim. Sonrasında kesmelerimize başlayalım. Evet bir ilmeklerimi düz olarak sıra sonuna kadar ördüm. Arka yüzden de ilmeklerimi ters ördüm. Tekrar buraya geldim hanımlar. Şimdi kesme işlemini yapacağız. Kesme işlemini şöyle yapıyorum. İlk ilmeğimi aldım. Öndeki iki ilmeği şöyle sola doğru kesim yapıyorum. Yani bu iki ilmeğimi aynı anda örüyorum. Bu şekilde buradan ilk kesimimizi yaptık Şimdi son 3 ilmek kalana kadar ilmeklerimin hepsini öreceğim Patimizin diğer burun ucundan da Kesimlerimizi yapmaya devam edeceğiz Böyle devam ediyorum örgümü örmeye Ta ki son 3 ilmeğim kalana kadar Bu şekilde Bakın burada son 3 ilmeğim kaldı Hanımlar buradaki ilmeklerimi keserken sağa doğru kesim yapacağız yani şu içeriden girip şu şekilde kesim yapabiliriz fakat ben böyle genelde zorlanıyorum Deneyim bu şekilde Sağa doğru kesim yapacağız burada da. sonra ilmeğimi de yine düz olarak örüyorum. patiğimizin arka yüzüne geçiyoruz hanımlar. Arka yüzünde hiçbir işlem yok, kesim işlemi falan yok. Aa, arka yüzde ilmeklerimizin hepsini sıra sonuna kadar ters olarak örüyoruz hanımlar. Şöyle. Burada patiğimin şeyden gelmiş. Şöyle alayım. Bu şekilde. Hepsini ters örüyoruz arka yüzümüzde. Ön yüzde kesme işlemi yapıyoruz. Arka yüzde ilmeklerimizin hepsini ters olarak sıra sonuna kadar örüyoruz. Bakın yine sonuncu ilmeğimi de ördüm. Yeniden ön yüze geldik. Tekrardan kesimlerimizi yapacağız. Bakın ilk ilmeğimi alıyorum. Hemen ardından öndeki iki ilmeğimi aynı anda örüyorum. Yani bu sıra doğru kesim oluyor bu şekilde patik burnunda. Şimdi diğer ilmeklerimi son 3 ilmeğim kalana kadar düz olarak öreceğim. Şişimizin diğer ucunda da yine kesim işlemi yapacağız. Her defasında ikişer ikişer ilmek azalacak. Bakın hanımlar son üç ilmeğim kaldı. Burada da yine şu içeriden girerek şöyle ya da bakın şöyle ilmekleri yer değiştirerek şu ikinci ilmeği ilk ilmeğin üzerine getirip şöyle bırakarak burada da sağa doğru kesim yapıyoruz. Kesim yerlerimiz düşsün diye kesimlerimizi böyle yapıyoruz. Sonuncu ilmeğimizi yine düz olarak örüyoruz. Yine arka yüzde hiçbir işlem yok hanımlar. İlmeklerimizin hepsini e, ters olarak öreceğiz. Kesme işlemini sadece ön yüzde yapıyoruz. İlk ilmekten sonra öndeki iki ilmeği kesiyoruz. Bir de son üç ilmek kalana kadar örüyoruz. E, sondan ikinci ve üçüncü ilmeği kesiyoruz. Sonuncu ilmeği örüyoruz. Kesim işlemini bu şekilde yapıyoruz. Böyle. Arka yüzde de dediğim gibi kesme işlemi yok. İlmeklerimizin hepsi ters örülüyor bu şekilde. Şimdi ön yüze geldik. Yine ilk ilmeği öreceğiz. Ardından öndeki iki ilmeği keseceğiz. Sonuç ilmeğe kadar öreceğiz ardından. Ardından buradaki iki ilmeği keseceğiz. Kesme işlemini böyle yapacağız. Şimdi biz bu kesme işlemini sevgili hanımlar şişimizde 11 ilmek kalana kadar devam edelim. Ardından da patiğimizin tabanını yapalım. Evet hanımlar, ben şişimde 11 adet ilmek kalana kadar ilmeklerimi kestiğime geldim. Arka yüzden de ilmeklerimi ters ördüm. Şimdi İlmeklerimiz artmaya başlayacak. Bu esnada da patiğimizin tabanını artık oluşturacağız. Şöyle yapıyorum. Bakın bu aşamada hemen şu bakın. Sıradaki kenar ilmek yerimiz zaten yeri belli. Buradan şişimi takacağım. Bir adet ilmek çıkaracağım. Şimdi diğer 11 ilmeğimi düz olarak sıra sonuna kadar öreceğim. Kenarlardan ilmek çıkararak gideceğiz hanımlar bu aşamada artık. Bakın sonuncu ilmeğimi ördüm. Buradaki kenar ilmek yerimiz de şu sıradaki kenar ilmek yerimiz bakın yeri belli Buradan şişimi takıp şöyle bir adet ilmeğimi çıkarttım şişimde 13 ilmeğim oldu Geri dönüyorum burası patiğimizin arka yüzü İlk kenar ilmeğimi örmeden alacağım diğer ilmeklerimi patiğimizin arka yüzünde Ters olarak öreceğiz Yine patiğimizin tabanını yaparken de ön yüzde düz örgü Arka yüzde de Ters örgü uygulaması yapacağız hanımlar Yine burada ipim kesik çıkmıştı oraya bir düğüm attım Tam da da kenara denk geldi. Evet yine sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrardan sıradaki kenar ilmek yerinden şişimi takıyorum. Şöyle bir adet ilmek çıkartıyorum. Şişimde 13 ilmeğim vardı. 13 ilmeğimi düz olarak öreceğim. Her defasında ikişer ikişer ilmek artacak. Bu şekilde patiğimizin tabanını artırarak devam ettireceğiz. Yer ilmeklerimi düz örüyorum. Bakın yine sonuncu ilmeğimi de ördüm. Yine sıradaki kenar ilmek yerinden yani burada şişimi takıyorum. Bir adet ilmek çıkartıyorum. Sırasıyla ön yüzde ilmekler çıkartıyoruz hanımlar. Patemizin arka yüzünde ilmek çıkartmıyoruz. İlmeklerimizin hepsini bakın ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. İlmeklerimizin hepsini ters olarak örüyoruz. Arka yüzde ilmek çıkartmıyoruz. Ön yüzde kenarlardan birer adet ilmek çıkartıyoruz. Ee, şu anda 13 adet ilmeğimiz oldu. Yine diğer ilmeklerimi şöyle ters olarak ördüm. Sonuncu ilmeğimi de yine ters örüyorum. Geri döndüm. Şöyle patiğimizin yeniden e, ön yüzündeyiz. Ilmek çıkartarak devam edeceğiz. Bakın şuradaki kenar ilmek yerinden şuradan şişimi takıyorum. Bir adet ilmek çıkartıyorum. Şişimde 15 adet ilmeğim vardı. Bu 15 ilmeğimi öreceğim. Yine sonucu ilmeğimi de ördüm. Yine bu kenardan da şöyle bir adet ilmeğimi şişimi takıp bakın kenar ilmek yerinden şişimi takıp ilmeğimi çıkartacağım. 17 ilmeğimiz oluyor. Bu şekilde hanımlar arka yüzden ters öreceğiz. Ön yüzden kenarlardan birer birer ilmek çıkartarak devam edeceğiz. Biz bu işleme şişimizde 27 ilmek olana kadar devam edeceğiz. Yani şu son pembe yere gelene kadar zaten 27 adet ilmeğimiz olacak. Hiç sıra atlamadan kenarlardan ilmekler çıkartacağız. Şimdi şişimizde 27 adet ilmeğimiz olana kadar tarif ettiğim gibi ilmeklerimizi çıkartıp gelelim. Evet hanımlar bakın ben 27 adet ilmeğimi bakın son delikten de çıkardım son kenar ilmek yerlerinden Şimdi geri dönüyorum patiğimizin yine arka yüzündeyiz Pembe iple artık son sıramız oluyor bu Yine bu ilk ilmeğimi örmeden alıyorum Diğer ilmeklerimi ters olarak öreceğim Bu defa hanımlar artık 27 ilmek üzerinden patiğimizin tabanını yapacağız Kenarlardan ilmek çıkartıp artırmaya devam etmeyeceğiz Bu defa farklı bir işlem yapacağız hemen sizlere, sizlere. onu da anlatacağım zaten Şimdi son iki ilmek kalana kadar öreceğim hanımlar. Son iki ilmeğimi keseceğim. Kenardan ilmek çıkartacağım. Böyle devam edeceğiz. Hani bir tane ilmek kesmiş oluyoruz. 27 ilmek sayısı korunuyor. O, o kestiğimiz ilmeği de kenardan çıkararak telafi ediyoruz. Bakın son iki ilmeğim kaldı. Arka yüze denk geldiği için buradaki son iki ilmeğimi ters olarak şöyle kesiyorum. Pembe ipimle kestim. Artık pembe ilişimiz kalmadı. Model üzerinde göstereyim. Krem ipimizle devam edeceğiz yapmaya. Pembe ipimi burada bırakıyorum. Hemen krem ipimi bakın burada kesmeyin demiştim bu krem ipimiz ile hemen şu sıradaki kenar ilmek yerinden bakın şu kremli olan yerden bir adet ilmek çıkartacağım buradan kesme, kestiğimiz ilmeği buradan çıkartmış olduk yeniden 27 adet ilmeğimiz oldu artık sıra sonuna kadar bu aşamada e, krem ipimizle ö öreceğiz artık pembe ipimizle burada kalabalık yapmasın pembe ipimizi şimdi kesebiliriz şöyle hemen pembe ipimin ucunu da şurada diğer bir pembe ipim vardı ikisini birbirine bağlamak istiyorum şimdi Patimiz sağlam olsun. Her kestiğimiz ipi ve her eklediğimiz ipi birbirine bağlayıp düğüm atmayı unutmayalım hanımlar. Patimiz sağlam olsun diye. Şöyle. iki tane sıkı bir düğüm attım buraya. Evet. Şöyle pembe ipimi artık kaldırıyorum. Topuk yapımında kullanacağız artık pembeyi. Şimdi ilmeklerimi krem ile düz olarak öreceğim. Bir de son iki ilmeğimi keseceğim. Kenardan ilmek çıkartacağız. Şöyle makasımı şöyle bir kenara alayım. Şöyle. İlmeklerimi düz olarak sıra sonuna kadar örüyorum. Sıra sonu derken son iki ilmek kalana kadar düz olarak örüyorum. Bakın son iki ilmeğimi keseceğim. Buradan kestiğim ilmeği hemen bakın krem kenar ilmeklerimiz var burada. Buradan şişimi takıp ilmek çıkartıyorum. Kestiğim ilmeği buradan telafi ediyorum. 27 ilmek sayımız korunmuş oluyor. Arka yüze geldik. Patimizin arka yüzünde hemen ilk kenar ilmeğimi örmeden alacağım. Yine son iki ilmek kalana kadar örüp son iki ilmeği keseceğim. Hanımlar burada ön yüzde düzde düzden kesim yapıyoruz. Arka yüzde e, sonraki ilmeği tersten kesim yapıyoruz. Arka yüzde ilmeklerimizi ters örüyoruz. Ön yüzde düz yine devam ediyoruz. ediyoruz. Düz, ve ters örgü örmeye. Son iki ilmeğim kalana kadar örüyorum. Bakın son iki ilmeğim kaldı. Son iki ilmeğim burada ters tarafa denk geldiği için tersten kesiyorum. Bu şekilde. Tekrardan geri dönüyorum. Kestiğim ilmeği buradan telafi edeceğim. O da şöyle. Hemen sıradaki kenar ilmek yerim. Bakın şurası. Şuradan şişimi takıyorum. Kenardan kenarın iki kanadından birden takıyorum. Buradan şöyle bir adet ilmek çıkartıyorum. Şöyle. Buraları da nasıl bir sıktıysam kenarları artık <laughs> bir zorlandım. Evet ilmeğimi çıkarttım. Şimdi yine son iki ilmek kalana kadar öreceğim. Düz örgü öreceğim. Son iki ilmeğimi kesip kenardan ilmek çıkartacağım. Bu şekilde ilmek çıkarta çıkarta devam edeceğiz patiğimizin yanlarını örmeye. Son iki ilmeğimi burada aynı anda örüyorum. Yani kesimimi yapıyorum. Sıradaki kenar ilmekleri bakın hanımlar burası. Ben şuradan bir ilmek daha çıkartıyorum. Şöyle. İlmeğimi çıkarttım. Artık hanımlar ilmek çıkartılacak buralarda yer kalmadı. Bakın gördüğünüz gibi. Ee, şimdi geri döneceğim. İlmek çıkartılacak yer kalmadı. Bir de pencere tarafına denk geldiği için son iki ilmek kalana kadar örüp kesiyorduk. Burada kesmeyeceğiz hanımlar. Sıra sonuna kadar ilmeklerimin hepsini öreceğim. Pencereli olan yerlerde iki sıra boyunca e, ilmeklerimizi sondaki e, son iki ilmeği kesim yapmadan öreceğiz hanımlar. kadar sıra sonuna kadar ilmeklerimi örüyorum arka yüzden. Bu şekilde. Yine sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri dönüyorum. Bu aşamada hanımlar yine sıra sonuna kadar ilmeklerimizi öreceğiz. Geri dönüşte de Arka yüzden de kemerlerimizi eklemeye başlayacağız. 27 adet ilmeğimi bu şekilde sıra sonuna kadar öreceğim. Arka yüzden de ilmeklerimizin e, ters olarak e, buraya kadar örüp gelelim. Arka yüzden de son iki ilmek kalana kadar ilmeklerimizi ters olarak örüp gelelim. Evet hanımlar, arka yüzden bakın son iki ilmek kalana kadar ördüm. Şimdi buradaki iki ilmeğimi keseceğim, geri döneceğim. Artık Kemerlerimizi bağlayacağız. Ee, hanımlar bu kemer için bakın 3 tane haroşa yapmıştık. 3 tane kenar ilmekleri var kemerlerimizde. İlkine şöyle kenarına şişimi takıyorum. Buradan krem ipimle bir ilmek çıkartıyorum. Son iki ilmeğimizi kesmiştik. Kestiğimiz ilmeğin birini de buradan çıkartmış olduk. Şimdi yine sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Sıra sonu derken son iki ilmek kalana kadar örüp diğer taraftaki kemerimi de bağlayacağım. Son iki ilmek kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. İlk olarak bu taraftaki kemeri bağlıyoruz. Sonra diğer taraftaki kemerimizi bağlıyoruz hanımlar. Kemerler bittikten sonra da arada bağlama yapmadan 27 ilmeğimizi örüyoruz. Devam ediyorum. Bakın sonraki ilmeğim kaldı. Sonraki ilmeğimi aynı anda ördüm. Yani kesim yaptım. Hemen buradaki ilk kemerimi getiriyorum. Buranın ilk kenar ilmek yeri bakın. Burası yeri belli zaten. Buradan şişimi takıp bir adet ilmek çıkartıyorum. Geri döndüm. Patiğimizin arka yüzündeyiz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Şimdi ilmeklerimi son iki ilmek kalana kadar yine ters olarak öreceğim. Bu şekilde kemerimizi bağlayacağız. Kemerimizin ilk kenarını bağladık. 3 tane kenar ilmekleri var kemerimizde. İlkini yaptık. Birazdan ikincisine geçeceğiz. Burası normal ters örgü olduğu için biraz hızlı geçiyorum hanımlar. Şöyle devam ediyorum örmeye. Bakın son iki ilmeğim kaldı. Ters tarafa denk geldiği için son iki ilmeğimi ters olarak kesiyorum, geri dönüyorum. Bu şekilde. Kestikten sonra ikinci kenar ilmek yerinden bu defa şişimi takıp ilmeğimi çıkartıyorum. Yeniden diğer ilmeklerimi son iki ilmek kalana kadar düz olarak öreceğim. Son iki ilmeğimi keseceğim. Diğer kemerimin de ikinci kenar ilmek yerinden ilmeğimi çıkartacağım. Bu şekilde kemerlerimizi 3 seferde patiğimizin tabanına bağlıyoruz. Bakın son iki ilmeğimi aynı anda örüyorum. Yani kesim yapıyorum. İkinci kenar ilmek yerim burası. Buradan şişimi takıp bir ilmek çıkartıyorum. Geri döndüm. Yine patiğimizin arka yüzünde ilk kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Son iki ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Ters örgü düz örgü olan yerleri hızlı geçiyorum hanımlar birazcık. Çünkü buralarda anlatılacak detay yok. İlmekleri sadece gördüğümüz gibi öreceğiz bu bölümlerde. Ters olarak örüyorum ilmeklerimi son iki ilmeğim kalana kadar üçüncü kenar ilmek yerinden son eklememizi yapacağız. Bakın son iki ilmeğim kaldı. Son iki ilmeğimi tersten kesiyorum. Geri dönüyorum. Üçüncü kenar ilmek yerimiz şurası. Hemen bunun kenarından sonuncu olarak şöyle şişimi takıp buradan şöyle bir ilmek çıkartıyorum. Bakın ilk kemerimizi bağladık 3 seferde. Şimdi diğer ilmeklerimi son iki ilmeğim kalana kadar düz olarak öreceğim. Diğer taraftan da üçüncü kenar ilmek yerinden kemerimizi Son kez bağlayacağız. Bakın son iki ilmeğimi kesiyorum. Burada aynen anda örüyorum. Sonuncu kenar ilmeklerinden yerinden şişimi takıp buradan da bir adet şöyle ilmeğimi çıkartıyorum. İlk kemerimizi bağladık hanımlar. Şimdi geri döneceğiz. Bu aşamada son iki ilmek kadar kadar kesmeyeceğiz. Çünkü pencereli bölüme denk geldik. Bu aşamada yapacağımız işlem şu anımlar sıra sonuna kadar ilmeklerimizi sonraki ilmeği kesmeden ters olarak örelim Sıra sonuna kadar ters ördüm geri dönüyorum şimdi Bu defa yine ilmeklerimizin hepsini pencereli bölümleri yapıyoruz bakın şu ara pencereye denk gelen bölümleri şuraları yapıyoruz hanımlar İlk kemerimizi bağladık şurayı yapacağız şimdi ee, Sıra sonuna kadar ilmeklerimizin hepsini sonraki ilmeği kesmeden düz olarak örelim. Arka yüzden de tekrardan gelip ters olarak örelim. Sonraki ilmek kalana kadar sonrasında da bu ikinci kemerlerimizi bağlayacağız. Evet hanımlar, ilmeklerimi tarif ettiğim gibi ördüm. Bakın arka yüzdeyim. Sonraki ilmeğim kaldı. Yine buradaki son iki ilmeğimi kesiyorum. Geri dönüyorum. Şimdi de ikinci kemerimizi bağlayacağız. İlk kemerimizde yaptığımız işlemin aynısını burada yapacağız hanımlar. İşlem bundan ibaret. Kemer aralarında sadece 2 sıra 3 sıra düz örgü görüyoruz. Hemen bu kenar ilmek yerinden şöyle şişim ile bir tane çıkartıyorum. Zaten bu kemerimizin kenarında 3 kenar ilmek yeri var. Üç kere de kemerimizi bağlıyoruz. Yine e, şişimizde son 2 ilmek kalana kadar patiğimizin ön yüzündeyiz şu anda. Ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Son 2 ilmeğimizi kesip diğer taraftaki ikinci kemerimizi de bağlayacağız. Kemerlerimiz böyle bağlanıyor hanımlar. Hepi topu bu kadar yani. Bakın son iki ilmeğim kaldı. Son iki ilmeğimi kesiyorum. Yani aynı anda örüyorum. Çünkü kemer bağlayacağım. Buradan ilmek çıkartacağım. Bakın ikinci kemerimin ilk kenar ilmek yerini alıyorum. Buradan şöyle ilmeğimi çıkartıyorum. İşlem bundan ibaret hanımlar. Bu şekilde. Tekrardan geri dönüyoruz. Yine son iki ilmek kalana kadar örüp son iki ilmeği tersten kesip kenar ilmek ikinci kenar ilmek yerlerinden ilmekler çıkartıyoruz. Büyük bu şekilde patiğimizin kemerlerini bağlıyoruz. Gördüğünüz gibi bakın ilk kemerimizi bağladık. Hemen modeli üzerinde göstereyim. 2. kemerimizi bağladık. 2. Kemer, kemerimiz bittikten sonra pencere aralarında yine 3 sıra ördükten sonra 3. kemerimizi bağlayalım. 3. kemerimizi bağladıktan sonra e, gelelim hanımlar burada biraz farklı bir örgü yöntemi uyguladım. Yani biraz daha fazla uzattım arasını. Sizlere bu bölümü anlatacağım. Şimdi 3. kemerimizi bağlayalım gelelim. Evet sevgili hanımlar. Ben üçüncü kemerimi bağladım. E, şimdi buraya bağlama yapacağız. Bu defa hanımlar birkaç sıra daha fazla öreceğiz. Düz olarak öreceğiz. Şimdi e, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Sıra sonuna kadar ilmeklerimin hepsini ters olarak öreceğim. Sonraki ilmeği kesmeyeceğim hanımlar. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizin hepsini ters örelim. İlmeklerimin hepsini ters olarak ördüm. Yeniden dönüyoruz. Patiğimizin ön yüzündeyiz. Bu defa da ilmeklerimizin hepsini 27 adet ilmeğimizi sıra sonuna kadar düz örelim. Ardından da arka yüzden yine 27 adet ilmeğimizi ters olarak örüp yine aynen buraya gelelim. Evet hanımlar yeniden bakın buraya geldim. Tekrardan yine ilmeklerimizin hepsini sıra sonuna kadar 27 adet ilmeğimizi sıra sonuna kadar düz olarak örelim. Ardından da yine ilmeklerimizi ters olarak örüp gelelim. Sadece son iki ilmeği keserek öreceğiz hanımlar tekrardan buralara eklemelerimizi başlayacağız. Evet hanımlar. Arka yüzde de son ilmek kalana kadar ördüm. Son iki ilmeğimi burada keseceğim. Şöyle dönüyorum. Kesim yaptığım için hemen buradaki ilmeklerimi bağlayacağım artık. Buradan. Bakın burada iki adet kenar ilmeklerimiz var. Hemen ilk kenar ilmek yerine şöyle şişimi takıyorum. Buradan krem ipim ile şöyle bir adet ilmek çıkartıyorum. Şimdi ilmeklerimi son iki ilmeğim kalana kadar düz olarak öreceğim. Son iki ilmeğimi kesip diğer taraftan da yine kenarımı tabanıma ekleyeceğim. Artık son aşamalarını yapıyoruz buraların. Birazdan topumuzu da zaten geçeceğiz. Bakın son iki ilmeğim kaldı. Son iki ilmeğimi kesiyorum. Ardından hemen sıradaki krem ilmek yerimden bakın şuradan şişimi takıp ilmek çıkartıyorum. Arka yüzüne döndük patiğimizin. İlmeklerimizi yine bu sıramızda da son iki ilmeğimiz kalana kadar ters olarak öreceğiz. Son iki ilmeğimizi kesip kenar ilmek yerinden ilmek çıkartacağız. Sonrasında da pembe ipimiz ile patiğimizin topuğuna başlayacağız hanımlar. Bakın son iki ilmeğimi kesiyorum burada. Tekrardan geri dönüyorum. İkinci kenar ilmek yerim var burada krem. Oradan şişimi şöyle takıyorum. Yine ilmeklerimi son iki ilmeğim kalana kadar düz olarak öreceğim. Son iki ilmeğimi keseceğim. Diğer taraftan da artık sonuncu ilmeğimi çıkartacağım hanımlar. Bakın son ilmeğimi aynı anda örüyorum. Kesim yapıyorum. Buradaki, sıradaki, krem kenar ilmek yerinden şişimi takıp ilmeğimi çıkartıyorum. Geri dönüyorum. Artık hanımlar son ilmeği kesmeyeceğiz. Sıra sonuna kadar bu aşamada 27 adet ilmeğimizin hepsini öreceğiz. Sonra da pembe ipimizle patiğimizin topuğuna başlayacağız. Bu şekilde hepsini teker teker ters olarak örüyorum. Yine sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri dönüyorum. Şimdi pembe ipimin ucunu alıp ekleyeceğim. Krem ipimi yine beklesin hanımlar. Burada iki sırada pembemizler var. Topuğumuz bittikten sonra krem iki sıra gidiyoruz. Kremimiz var. Krem ipimiz yine burada beklesin. İki, iki de bir kremi kesip eklemek zorunda kalmayalım. Şimdi pembe ipimi ekleyeceğim buraya. Şöyle düz olarak 27 adet ilmeğimi sıra sonuna kadar pembe ipimle öreceğim. Şöyle hemen pembe ipimin ucunu şurada krem ipimin ucuna bağlamak istiyorum. Gördüğünüz gibi pembe ipimizle topumuza da geçtik. Hanımlar şimdi pembe ipimizle 27 adet ilmeğimizi sıra sonuna kadar düz olarak örelim. Arka yüzden de ters olarak örüp buraya gelelim. Evet hanımlar bakın arka yüzden ters ördüm geldim en son. Şimdi patiğimizin burnu da yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. ilmek keserek gideceğiz hanımlar. İlk ilmeğimi aldım. Öndeki iki ilmeğimi sola doğru kesim yapıyorum. Yani iki ilmeğimi aynı anda örüyorum. Şimdi son 3 ilmek kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Diğer taraftan da kesimimi yapacağım. Topuk kesimini yapıyoruz şu anda. Patiğimizin topuğundayız. Buralar düz olduğu için hızlı geçtim. Bakın hanımlar son 3 ilmeğime geldim. Son 3 ilmekte de şöyle içten girip sağa doğru kesim yapacağız. Şu şekilde. Şöyle. Kesim yerlerinde böyle sağa doğru ya da sola doğru kesim yapmamızın önemi şu. Bakın topuk kesim yerimiz düzgün dursun diye. Sonun ilmeğimi de yine örüyorum. Patiğimizin arka yüzünde hanımlar hiçbir işlem yapmıyorduk. Patiğimizin burun tarafını yaparken olduğu gibi ilmeklerimizin hepsini ters olarak örüyoruz. Sadece ön yüzde kesim yapa yapa gideceğiz. sonuncu ilmeğime kadar ters öreceğim ardından yine kesmelerimizi yapacağız 27 ilmeğimiz vardı ikisini kestik 25 kalmıştı şimdi yeniden ön yüzdeyiz İlk ilmeğimi alıyorum öndeki iki ilmeğimi alıp ikisini aynı anda örüyorum bu sola doğru kesim oluyor zaten şimdi de diğer ilmeklerimi son 3 ilmeğim kalana kadar düz olarak öreceğim ardından oradaki iki ilmeğimi de sağa doğru bir kesim yapacağım bu şekilde patiğimizin topuğunu oluşturacağız. Patiğimizin da yaptığımız işlemin aynısını yapacağız hanımlar. Bakın burada iki ilmeğim var. Yine şöyle içeriden girerek ya da böyle içeriden girmekte zorlananlar ilmek yerini değiştirerek de sağa doğru kesim yapabilirler. Ben genelde bu tarz kesimde zorlanıyorum. Şöyle. Bakın sağa doğru kesim yaptım. Sonuncu ilmeğimi de yine örüyorum. 23 adet ilmeğimiz kaldı şimdi. Arka yüzden ters öreceğiz. Ön yüzden e, ilk ilmeğimizden sonraki iki ilmeğimizi keseceğiz. Diğer uçta da son ilmek kalana kadar buradaki iki ilmeği keseceğiz. Bu şekilde devam edecek. Biz bu kesme işlemini hanımlar patik burnunda olduğu gibi şişimizde 11 ilmek kalana kadar devam edip gelelim. Evet hanımlar. 11 ilmek olana kadar kestim. Arkadan da ilmeklerimi ters ördüm. Yeniden ilmeklerimizi artırarak gideceğiz. Patik topumuzu böyle tamamlayacağız. Bakın, sıradaki kenar ilmek yerinden ilmeğimi çıkartıyorum. Patiğimizin burnu da yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. <laughs> kenar ilmek yerinden bakın hemen şuradan. İlk kenar ilmek yerimiz burası. Şişimi taktım, ilmeğimi çıkartıyorum. Şişimdeki 11 adet ilmeğimi düz öreceğim. Diğer taraftan da aynı şekilde kenar ilmek yerinden ilmeğimi çıkartacağım. İlmeklerimiz bu defa yine artacak. Sonun ilmeğimi ördüm. Bakın hanımlar kenar ilmeklerimiz burası. Buradan şişimi takıyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. Bu şekilde. 13 ilmeğimiz oldu. Arka yüzde ilmek çıkartma yapmıyorduk. İlmeklerimizin hepsini sıra sonuna kadar ters olarak örüyoruz hanımlar. Topuğumuzu bu şekilde tamamlayacağız. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Geri dönüyorum. Yine Ön yüzdeyi sıradaki kenar ilmek yerinden şişimi takıyorum. Buradan ilmek çıkartıyorum böyle. Ardından şişindeki diğer ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Şöyle sonuncu ilmeğimi dördüm. Yine buradan sıradaki kenar ilmek yerinden de bir ilmek çıkartıyorum. İlmeğimi hem ee, patiğimizin topuğu oluşuyor hem de ilmek sayılarımız artıyor hanımlar bu şekilde. Arka yüzden ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Ön yüzden yine örerken kenarlardan ilmekler çıkartacağız. Ta ki biz bu işlemi bakın son böyle pembe kenar ilmek yerine kadar devam ettireceğiz. Zaten o zamana kadar da şişimizdeki ilmek sayımız 27 olacak. Şimdi şişimizde 27 adet ilmeğimiz olana kadar patiğimizin topuğunu tarif ettiğim gibi örüp gelelim. Evet hanımlar ben 27 ilmeğim olana kadar bakın ilmeklerimi çıkardım. Bu şekilde patiğimizin topu oluştu. Şimdi geri dönüyoruz patiğimizin arka yüzündeyiz. Hanımlar bu aşamada son 2 ilmek kalana kadar örüp sonraki ilmeğimi keseceğim. Ardından da patiğimizdeki şu krem bölümü yapacağız. Sonrasında da boğazımıza geçeceğiz zaten. Şimdi son 2 ilmek kalana kadar ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Son 2 ilmeğimi keseceğim. Bu şekilde ilmeklerimi ters olarak örüyorum şu anda. Bu şekilde. Bakın son iki ilmeğim kaldı. Son iki ilmeğim arka yüze denk geliyor. Tersten kesiyorum. Bu aşamada bu pembe ipimi burada bırakacağım. Krem ipimi alacağım. Birazdan bir sıra sonra da artık pembe ipimizle devam edeceğiz. Krem ipimizi keseceğiz. Buradan sonraki ilmeğimizi kesmiştik hanımlar. Şuradaki krem yerden bakın. Şu düğüm yeri şuydu. Düğüm ipimizdi. Hemen şuradan bakın. İpimi, şişimi takacağım. Şu bölümden. Buradan bir adet ilmek çıkartacağım. Buradan şöyle ilmek çıkarttım krem ipimle. Şimdi diğer ilmeklerimi de krem ipim ile düz olarak öreceğim dediğim gibi pembe ipim burada beklesin şimdi son iki ilmek kalana kadar ilmeklerimi öreceğim son iki ilmeğimi kesip diğer taraftan da yandan bir ilmek çıkartacağım bu şekilde devam edeceğiz patiğimizi Evet hanım pardon son iki ilmeğimi kesiyorum bu şekilde ardından buradaki krem ilmeklerinden de şişimi takıp şöyle bir adet ilmeğimi çıkartıyorum. Geri dönüyorum. İpim benden tarafta. Yine ilmeklerimi ters tarafa denk geliyor. Ters olarak öreceğim. Sonraki ilmeğimi keseceğim hanımlar. Ardından da pembe ipimize geçeceğiz. Haroşalı bileğimizi yapacağız. İlmeklerimi ters olarak örüyorum gördüğünüz gibi. Sonraki ilmeğimi de keseceğim. Bu şekilde. Şöyle devam ediyorum örmeye. Sonraki ilmeğimi tersten kesiyorum. Şu şekilde. Tekrardan geri döndüm. Bu aşama hanımlar krem ipimi bıraktım. Şöyle pembe ipimi alacağım. Şurada pembe ipim. Buradan en son ilmek hanımlar Kesmiştik. Son iki ilmeğimizi kesmiştik. Şimdi pembe haroşalı kenar ilmek yerimizden şöyle pembe ipimle ilmeğimi çıkartıyorum. Artık buraya bağlamaya başlıyoruz. Ardından ilmeklerimi artık haroşa örgü öreceğiz hanımlar. Ben haroşayı her iki tarafta da düz örgü örerek elde ediyordum. Haroşalarımı öreceğim. Bu aşamada artık buradaki krem ipimi de keseceğim. Krem ipimizle tamamen işimiz kalmadı. Şöyle krem ipimi kenara kaldırıyorum. Ucunu da pembe ipime bağlayacağım. Haroşa örgü öreceğiz hanımlar. Sonraki ilmeğim kalana kadar pembe ipimle ilmeklerimin hepsini düz olarak örüyorum. Sonraki ilmeğimi keseceğim. Bakın sonraki ilmeğim. Aynı anda örüyorum. Yine buradaki haroşalı pembe kenar ilmek yerimden de, ilk kenar ilmek yerimden de şişimi takıyorum. Şöyle bir adet ilmeğimi çıkartıyorum. Bu şekilde. Şimdi geri dönüyorum. Bu defa ipim hep karşı tarafta olacak hanımlar. Haroşalı bölümleri birleştirirken ipimiz hep karşı tarafta olacak bu kenarlarda. İpim karşı tarafta. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Haroşa olduğu için diğer ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Ta ki son iki ilmeğim kalana kadar. Şu şekilde. Bakın ön tarafa haroşa olarak düşüyor. Patiğimizin bilek bölümündeyiz şu anda. Son iki ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Son iki ilmeğimi keseceğim. Sonra diğer haroşalı kenarımızın ikinci ilmek yerinden ilmek çıkartacağız. Bakın son iki ilmeğim kaldı. Son iki ilmeğimi de aynı anda örüyorum. Düz olarak örüyorum hanımlar bu defa kesim yapıyorum. Geri dönüyorum. İkinci kenar ilmek yerimizden bakın haroşalı yerden ilmeğimi çıkartıyorum. Buradan ilmek alıyorum şöyle bir. Yine son iki ilmek kalana kadar öreceğim. Son iki ilmeğimi keseceğim. Kenardan ilmek çıkartacağım. Bakın hanımlar. Böyle devam edeceğiz. Haroşa ilmeklerimi örüyorum. Yani düz örgü. Sizler haroşayı her iki tarafta da ters de örebilirsiniz. Artık eliniz hangisine alışkınsa hangisine yatkınsa o şekilde yapabilirsiniz. Evet son iki ilmeğim kaldı. Son iki ilmeği aynı anda örüyorum. İkinci kenar ilmek yerinden bu pembeli yerden de şöyle şişimi takıyorum. Şöyle ilmeğimi çıkartıyorum. Geri dönüyorum. İpim karşı tarafta hanımlar kesim yeri düzgün dursun diye ilk ilmeğimi örmeden aldım. Yine diğer ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Son iki ilmeğimi keseceğim. Diğer yandan ilmek çıkartacağım. Böyle devam edecek hanımlar. Şöyle baktığımız anda da burada iki sıra haroşamız oluştu bile. Toplamda bakın burada beş kenar ilmeğimiz var. Bunu yapana kadar da zaten 5 sıra haroşamız olacak patiğimizin arkasında. Önünde de yine 5 sıra yapmıştık. Bu bölümde de yine 5 sıra haroşa olacak ve model bütünlüğümüz sağlanacak. Şimdi. Bu kenarlardaki ilmek yerlerimiz bitene kadar ve burada toplamda birini zaten birlikte yaptık. İkinci haroşaya da başladık. 5 sıra haroşa olana kadar patiğimizin bu boğaz kısmını örüp gelelim. Evet hanımlar bakın burada 5 sıra haroşam olana kadar patiğimin boğazını ördüm ve geldim. Artık burada kesim işlemi yapacağız. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için tığımı elime aldım. Şöyle bakın iki ilmeği alıp ikisini bir örüyoruz bu şekilde. Normal şişlerle de kesim yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Ben tığ ile rahat çalışıyorum. Burada çok bol bir kesim yapmayacağız. Çok sıkı bir kesim de yapmayacağız. Esnek orta gevşeklikte bir kesim yapalım hanımlar. Patiğimizin boğazı ayağımıza kolay girsin diye. Bu şekilde kesim yapalım. İlmeklerimin hepsini ikişer ikişer böyle toplayarak patiğimi kesiyorum. Bakın ne sıkı ne gevşek orta halli bir kesim yapıyorum ben. Dediğim gibi ben tığ ile daha rahat çalıştığım için tığ kullandım. Sizlerin ee, ra, e, rahat e, pardon konuşamadım. Sizler nasıl rahat kesim yapabiliyorsanız o şekilde kesiminizi yapın. Hemen son birkaç ilmeğim kaldı. Yine sonuncu ilmeğimi de kesiyorum. Burada bir bütünlük sağlansın diye son yere tekrardan sık iğne gibi batıyorum bir kere iki tane de zincir çekeceğim hanımlar ipimi kesiyorum böylece patiğimiz bitti şimdi bu iplerini gizleyeceğiz hanımlar patiğimizin içinde böyle kötü görünmesin yan tarafında şöyle ilmek aralarından geçirerek iplerimizi gizleyeceğiz biri başlangıç ipimizdi biri bitiş ipimiz başladığımız yerden patiğimiz bitti anlayacağınız Şu şekilde şimdi de modelimiz daha net görünsün diye manken ayağımıza da giydirelim bir şekilde hanımlar ben çok beğenerek yaptım bu modeli çok şık oldu çeyiz için de çok uygun bir de iki şiş olduğu için herkes rahatlıkla yapabilir çünkü beş şişi herkes yapamıyor devamlı benden iki şiş modeller de isteniyordu hanımlar bir de takipte kalın çok güzel beş şiş modellerle geleceğim bundan sonraki videom beş şiş üzerine olacak inşallah bakın hemen patiğimi de şöyle giydirdim gördüğünüz gibi Gayet güzel, hoş bir model oldu. Birlikte ördüğümüz patik. Biraz, biraz video uzun sürmüş olabilir sebebi de şu bu tüm ayrıntıları size tek tek göstermem göstermemden kaynaklıydı modelli taraftaki kafanız karışmasın diye hani onun haricinde gözünüz korkmasın uzun videodur zordur diye düşünmeyin gerçekten kolay güzel bir model evet sevgili hanımlar bugün de birlikte bir videonun daha sonuna geldik yeni modellerde yeni videolarda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın takipte kalın